Apart, ...apart Paris'ten gelmişti. Okan Hoca... E, ...ve Galatasaray'ın... ...gerçekten... E, ...içinden yetişmiş evladı... ...ve bir lig şampiyonu... ...bir kupa şampiyonu görmüş bir isim... ...Okan Buruk. Ekibi çok sağlam... ...kendini her gün yenileyen, geliştiren... ...bir teknik adam... E, ...ve Dursun Bey de... ...bu e, teknik adam konusunda... ...ısrarcı oldu. Cenk her gün ...görüşmeleri yürüttü, finalize ettiler... ...ve sonunda Okan Hoca... Evet resmi imza töreni belki de şu an için yok ama yarın ya da öbürsü gün resmi açıklama bekliyoruz. Galatasaray Ork'tan sonra bir imza töreni mutlaka olacaktır. Okan Hoca doğru bir seçim midir Galatasaray için deyip müsaaden varsa Serkan Korkmaz'la başlayayım. Doğru bir tercih midir? Yerinde bir isim midir? Buyurun. Son derece doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda sonuçta hani futbolu da kulüplerimizi de e, futboldan gelmeyen iş adamları yönettiği için hani rahatlıkla empati kurabiliriz. Çünkü bugün hepimiz hayri deneyimiyle ben sen bir telefonla eğer bir kulübün üyesi olsak yönetim kurullarına rahatlıkla girerek deneyimlerini paylaşabilecek bir geçmişe sahibiz. Şimdi hani ya, kimse yanlış anlamasın lütfen bir böbürlenme olarak da düşünmesin. Ama ben e, tüm kulüplerimizin yönetim kurullarına ve başkanlarına baktığımda işte bir Aykut İnce'den, bir Hayri'den, işte bir Serkan'dan daha yetkin bir spor kulübünü yönetmeye namzet insanlar görmüyorum. Bu hani onlar da yanlış anlamasın bu zor durum, durumda, zor dönemde finansal açıdan kulüpler bu durumdayken Dursun Özbek gibi taşın altına elini koymuş insanları da küçük görmek için söylemiyorum. Ama hani empati kurmam çok zor değil. Ben düşünüyorum, bakıyorum, altından giriyorum, üstünden çıkıyorum. Galatasaray'ın geçmiş sezonu ortada. Bir, bir teknik direktör, hatta iki teknik direktör, bir başkana mal oldu. Üstelik bu teknik direktörlerden birisi Galatasaray'ın en büyük kahramanı Fatih Terim. Yani elde enkaz devraldık denebilecek bir ortam var. Galatasaray Spor Kulübü'nü düşünelim. Galatasaray Spor Kulübü e, Cumhuriyet'ten eski çok köklü bir kulüp. Kökenleri Galatasaray Lisesi'ne Mektebi Sultaniye'ye dayanan bir kulüp. Ama baktığımızda elinde yarışmacı, korakor, lokomotif pozisyonda bir tek futbol var. Şu anda, şimdi Doğru. basketbolda çok iyi işler yaptı Galatasaray. Ayakta alkışlıyorum. O bütçelerle basketbolda Galatasarayın yaptığı iş gerçekten alkışak eden bir iş. Ama elde bir tek futbol varken, futbolda da durum buyken, eldeki kadro da buyken, finansal kısıtlar ortadayken, kulübün e, ciddi bir açmaza dört nana gittiği konuşuluyorken, e, gerçekten en kritik seçim aslında buydu. Bak genel kurul üyeleri bir başkan seçti. Evet. Çok zor bir dönemde iki güçlü adaylık çıktı. Ben Eşref Amamcıoğlu'nu da tebrik ediyorum. Büyük bir Galatasaraylılık örneği. Böyle bir durumda yeni spor yasasının e, gölgesinde aslında bence ışığında e, aday olmak şu anda her baba yiğidin harcı değil. Eşref Amamcıoğlu'nun ısrarlı adaylığı karşısına çok güçlü bir aday getirme zorunluluğunu çıkarttı. Ve Metin Öztürk ile birleşen Dursun Özbek başkan seçildi. onların yerine koyuyorum. Şu an zaten geçen sezonki sportif başarısızlığın müsebbiplerinden birisi olarak görülen... Şunu bir okuyayım Itiudis. of Dimitris İtiudis, Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık anlaşma Ali Bey hakikaten hem salonda hem çimde, yeşil sahada çok iddialı bir duruma geliyor. Anlayabilecek, hani demişti ya Jorge Jesus için bugün Türkiye şartlarında alınabilecek en iyi teknik direktörü aldık demişti. Katılıyorum. CSKA Moskova'nın hocasını getirmek. Şunu gerekiyor. da söylüyorum sana. Bugün günümüz basketbol, Avrupa basketbol koşullarında Fenerbahçe standartlarında alınabilecek en iyi koçu aldı Fenerbahçe. En iyisi. Ben, yani, bence. Öyle mi? En iyisi mi? E, Şimdi, en iyilerden birisi. Yani kaç tane sayabiliriz? ya çok, iyi, yani çok, çok iyi koç. Ergin Atama sayabilirsin. Ergin Hoca var. Obradoviç'i sayabilirsin. Obradoviç'i sayabilirsin. Mesina'yı sayabilirsin. sayabilirsin. Var, var da var. var. Galatasaray'ın koçu da bence çok önemli bir koç olacağın, olduğunu gösterdi. Pablo Pablo Lasso var. Real'de. Ama e, Ituidis marka. Marka, marka. Yani Jesus gibi bir marka. Aynen. E, Formula 1 pilotu gibi. Yarışmacı ve hani hakkını veren adam. E, o yüzden bu çok iddialı bir transferdir. Ve dikkat edin şampiyon olan takıma alındı. Evet. Aynen. Yani aynen o aynen. derecede önümüzdeki yıl basketbolda çıtanın yüksek olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe yönetim kurulu hayırlı olsun çok önemli bir spor adamı Türkiye'de basketbolda Bak, çok önemli bir kulübün başına geldi. O da basketi sever yıllarca Obradoviç'in yardımcılığını yaptı diyor. Devamı niteliğinde işte. Obradoviç'ten bağımsız bir şekilde de bir marka oldu. Yani hani bugün e, adını bilmeyene fotoğrafını gösterseniz basketbolla alakası olmasa bile tanır. O kadar net söyleyeyim tabii, size. Tabii. Yani Ituidis bir marka. Önemli hayırlı bir olsun, marka. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 3 yıllık anlaşma olması ayrıca e, enteresan. Tabii ki biz bunları mali koşullardan bağımsız konuşuyoruz. Kulüplerimizin mali koşulları e, artık genel kurulların en çok önemsemesi gereken bir konu. Galatasaray'a dönersek neden Okan Buruk? Mesela geçen sezonun başında bir anda sürpriz bir şekilde Pereira'yı açıklayan Fenerbahçe'yi düşünelim o ortamı. Tam o anda Fenerbahçe'nin elinde kendisinin 10 küsür yıl formasını giymiş Akisar Belediye gibi şimdi alt liglerin de altında, alt ligin de altında mücadele eden bir takımla Ziraat Türkiye'si kupası kazanmış ve Başakşehir gibi seyirci desteğinden yoksun bir camiayla şampiyonluk kupası kazanmış bir çocuğu olsaydı Fenerbahçe'nin, sence Pereira'ya mı verirdi e, anahtarı, ona mı verirdi? Kesinlikle. Şimdi Okan Buruk'a şu Hı. sırada, sırası gelmişken, tırnak içinde söylüyorum, benim tabirimdir, kimse alınmasın gücenmesin. Tam sırası gelmişken Okan Buruk'a o anahtarı vermemek kimse kusura bakmasın biraz mantıksız ve ayıp olurdu. Hak etti diyor. E, tabii ki hak etti. Okan Buruk Sergen Yalçın Sergen Yalçın Beşiktaş'a geldiğinde kupası mı vardı? Var mıydı? Yoktu. Yok. Ama son derece yerinde ve vardı. zamanında geldi. Başarılı vardı. bulundu. Evet. Artık bunu hak ettiği konuşuldu. Okan Buruk o Kavak Emi'nin kırıldığı dönem hatırlarsın Soner'le girdiği ikili mücadelede. Erman Toroğlu yönetiyordu maçı Trabzonspor Galatasaray maçı Ondan sonra o kadar zor günler yaşadı ki Ben de o dönem Galatasaray muhabiriyken 93'te kırıldı ya Ben 94'te Galatasaray muhabiri oldum Zaten 94'te de mesleğe İstanbul'daydı başladım İstanbul'daydı değil mi o maç? Ben yoktum maçta İstanbul'daydı i̇şte Ali Bir Samiyen sene sonra göreve başladım abi. Ali Samiyen'deydi diye hatırlıyorum ee, öyle. Ben de Samiyen, televizyondan izlemiştim çünkü o maçı ee, Sonrasında e, Çok zor günler yaşadı. Bakın sadece sakatlanan bir futbolcu değil. Yani sakatlanan her futbolcu zor günler yaşıyor. Sakatlanan her sporcu zor. Okan Buruk daha fazlasını yaşadı. İyileştiğinde artık eski Okan Olmaz denen bir e, ön yargı vardı. Ve Fatih Terim e, 96 senesinde geldiğinde Okan Buruk askerden yeni gelmiş ya da gelmek üzereydi ve takımdaki en düşük maaşı alan isimlerden birisiydi. Hani şimdi diyorlar ya para için Inter'e gitti falan filan. Okan Buruk yıllarca yani gerçekten adeta maaşla tam iyi sözleşme yapacakken e, ayağı kırılan bir çocuk. Ve Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş. Sonrasında onun çok düşük bir sözleşmeye kendisine talip de varken o riski almak isteyen kulüpler varken tamam bu çocuğun ayağı kırıldı ama iyileşti diyen e, çok düşük bir sözleşmeye aslında hemen hemen kimsenin yapmayacağı bir sözleşmeyi imza atarak Galatasaray'da kalışını hatırlıyorum bizzat şahidiyim. Fatih Hoca geldi. İlk başlarda tabii kendini ispatlamakta zorluk çekti. İyi bir kadro kuruldu. Marmaris kampı belki hatırlarsınız. Fatih Selim'in ilk senesinin evet kampıydı. Marmaris kampında 10-11 puan geride mi ne girmişti Galatasaray devreye? Oradaki çabalarıyla kendini gösterdi. O günden sonra Galatasaray muhabirleri de ya bu Okan bayağı iyi aslında falan diye haberler yapmaya başladı. Okan form tuttu. Aha Okan eski günlerine mi dönüyor falan derken Hı. Okan formayı kaptı ve ondan sonra da bıraktı. Bırak. 4 sene üst üste şampiyonluk. E, UEFA Kupası Fatih Terim ve İl... Inter macerası. Fatih Terim ilk <laughs> senesinde de şampiyon oldu. Evet 96. 11 puan geride mi girmişti sezonsu? Evet devreye 18-11. 11 diye hatırlıyorum 8 de olabilir. Güven hatırlar o. Güven, Güven hatırlar o işi. Ben Sekiz. o kadar geri Sekiz olmasına mi? biraz Sekiz şaşırdım. Başladım. Ya 11 ha, ya 8'di ha. çünkü. Hatta ha. Fatih Hoca'nın meşhur 8'de kapanır, 18'de cümlesindeki 8'den dolayı ha. ya 8'di ya 11'di dedim. 11'di de son hafta galiba 8'e düştü. Öyle bir şey oldu. Hani ha, ben de Neyse. o sırada ya. Galatasaray'la yaşıyorum. Ha. Hani yurt içi, yurt dışı. O sırada Galatasaray'la yaşıyorum. Yani o yüzden biraz o günler aklımda. Ee, tabii ki sürpriz da edebilirim bazı şeyleri yanlış zamanlamış. Yok yok ben ama. merak ettim bir anda. O kadar geride olduğu hafızamda yo, yo. yoktu. Şaşırdım o yüzden sordum. Seki, tabii ilk senesinde. Tabii. Ya hatırlasana Fenerbahçe'den 4-7. 47 47 Kadıköy'de istifasını vermişti. Onları hatırlıyorum. Faruk Süren'e Faruk Süren'le röportajı ben Hı. yapmıştım mesela. Faruk Süren de şey demişti. Hani biz birlikte çıktık, birlikte devam ediyoruz. Öf, biz Fatih Hoca'dan memnunuz demişti ve Türk futbol tarihi değişmişti. Bir de işte dedikodu yapılıyor ya. Bıraktı gitti para kazandırmadı falan o da. işte onu diyorum yani bu çocuk yıllarca kırık ayağıyla forma bekledi. Nasıl bir mücadele verdiğini o dönem en yakından takip edenlerden birisiyim. Bak bir takım arkadaşları onlara sorsunlar. O dönem Galatasaray'da forma giyen, ter döken isimlere sorsunlar. Okan nasıl bir mücadele verdi ayağı kırıldıktan sonra. Tam zirveyi bulmuştu. Ee, hani bugünkü işte bir dönemin Emre Bölozoğlu'su gibi konuşuluyordu. Bir dönemin... Ee, Arda'sı gibiydi. Bir dönemin şimdinin Arda Güler'i gibiydi i̇lk ve ayağı kırıldı. Tabii ilk çıktığında öyleydi. Evet. Yani dünya starı olacak falan gözüyle bakılıyordu ki yani şöyle söyleyeyim belki de kırılmasa çok daha başka bir kariyere tanıklık edecektik ve sonrasında da takımın en düşük sözleşmesine imza atan futbolcusuna dönüşmüştü. Sonra onun Inter'e gidişini yani yasal hakkı olan sözleşmesi bitmiş bir oyuncunun Inter'e gidişini kulübe zarar vermek olarak cümleleştirenlere hiç katılamayacağım. Okan iyi bir Galatasaraylı'dır. Bizzat tanığı olarak söylüyorum. Okan Buruk, Okan Hoca iyi bir Galatasaraylı'dır. Ve bugün arkadaşlar Başakşehir'le lig şampiyonluğu dediğiniz şey yıllarca Abdullah evet. Avcı'nın e, hep ucundan döndüğü şeydir. Kolay evet. bir iş değildir. Akisar'ların Ziraat mesela. Türkiye Kupası'nın ne olduğunu yıllardır Ziraat evet. Türkiye Kupası'nı anlatan Aykut İnce evet. çok iyi bilir.